Evet. Başarılı dostlar. Savaş çıkma yüz gel çıkan izleyen herkese selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. birkaç gündür hastalık nedeniyle yayın yapamıyoruz malum. Tüm geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkür ediyorum. Elimden geldiği kadar sizi yalnız bırakmamaya tabii ki de gayret gösteriyorum. Aynı zamanda ekibimizde de Levent Bey ve Ergün Bey Büyük bir çaba veriyor Sizleri yalnız bırakmamak adına İkisine de teşekkür ediyorum En kısa zamanda yine eski sağlığımıza kavuşup Geri geleceğiz Son zamanlardaki iş yoğunluğu Uykusuzluktu stres ederken Vücut bizi biraz bıraktı Şimdi biz vücudu tekrar yeri kazanmak için Biraz çaba veriyoruz Bu çaba esnasında Eee yayın yapamadığımız günler olacak elbet. Ama arka bahçe devam etmekte. Arka bahçede de yayın yapmasak da dahi en azından piyasayla ilgili bilgileri vermeye devam edeceğiz. Ee, Youtube'dan bizi seven, bizi dinleyen herkese şimdiden teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun dilekleriniz için. Allah izin verirse en kısa zamanda tekrar eski enerjimle, eski sağlığımla beraber olacağız. Onun harbi de başka bir şey yok sanırım. Herkesin Ramazan ayını kutluyorum. Ramazan ayınız mübarek olsun. Allah orucunuzu kabul eylesin. Dileklerinizi kabul etsin. Şimdi Bitcoin cephesini bir incelemeye çalışalım. Günlerdir video atmıyorduk. Bugün biraz enerji bulmuşken. Size yalnız hissetmemeniz için, yalnız bırakmamak adına kısa bir video çekme kararı aldım. Hemen hızlı bir şekilde e, yattığımız yerden yaptığımız teknik analizleri bir sizlerle paylaşmak istiyorum. Ondan sonra da teşekkür edip veda edeceğim. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın dostlar. Şimdi Bitcoin 28.504 dolar direncini günlükte tam 4 defa test etti. 5. testi henüz yapmış değiliz. Bu 5. testte R diyecek miyiz, yemeyecek miyiz? En çok beklediğim konu bu. Bu bir. İkincisi, piyasada bir panik havası var. Normalde Bitcoin'in hedefi belli. 37.321 megafon formasyonu hedefi 28.504 direnci kırıldığı andan itibaren gerçekleşmesi gerekiyor. Ama Piyasadaki belirsizlik Bitcoin'in de gidememesine neden oluyor. Peki piyasadaki belirsizlik ne? Konuşmak konuşmamız gereken konulardan bir tanesi bu. Diğeri de Powell. Fed'de canlı yayında olacaktık. Ve giremedik canlı yayına hatırlarsanız. Hastalığından dolayı. Bu konuda da kusura bakmayın lütfen. Şimdi Fed'le ilgili ben raporlarımı yazdım. FED konuşması sırasında ben hastanedeydim. Yatıştaydım. Ee, ama dinledim bir yandan. Dinlemeye devam ettim. Powell'ı dinledim. Tutanak raporlarını okumaya çalıştım falan. Şimdi Powell faiz indirimi gibi bir durumu söz konusu olmadığını söyledi. Ee, çok enteresandır. Türk haber kanallarında ve Türk kripto e, sayfalarında günlerdir şeye denk geliyorum. Sanki Paul çok güvercin bir tutumda bulunmuş. Piyasanın uçması gerekiyormuş gibi bir ha. Hayır. Paul güvercin bir tutumda bulunmadı. Paul tam tersi çok sert ve şahin bir konuşma yaptı. Nereleriyle dinlediler, nasıl dinlediler ya da ne anlamak istediler bilmiyorum. Paul şunu söyledi. Önümüzdeki süreç içerisinde dedi bir faiz indirim söz konusu değil dedi. Biz hedefimizden vazgeçmedik. 2-0 için her şeyi yapacağız dedi. Bu bir. Bu zaten en şahin konuşmalardan bir tanesiydi. İkincisi sıkılaşma devam edecek dedi. Enflasyon %2'ye gidene kadar yolumuzdan vazgeçmeyeceğiz dedi. Fed'in bu kararı ABD'nin 2008 krizinden daha büyük bir krizle karşı karşıya kalma ihtimalini ortaya çıkaracağını düşünmeye başladım ben. Yani Fed'in bu kararı Amerika'yı daha büyük bir krize sürükleyebilir. Aynı zamanda bankaların batmaları umurlarında değil. Bununla ilgili de Paul şunu söyledi. Bankacılık sistemi güçlüdür. Bir şey olmaz kolay kolay dedi. Yani güçlüsün, güçlüdürler ayakta dururlar dedi. Biz yolumuza devam edeceğiz dedi. Aynı zamanda bir e, muhabirin sorusuna cevap verdi. Muhabir dedi ki bu yıl için hedeflenen faiz oranlarının sonuna gelmiş gözüküyorsunuz dedi. Önümüzdeki süreçte faiz uygulamamama gibi ve hatta indirime gitme gibi bir durum görebilir miyiz 2023 için diye konuştu. Ben hesaplamalarını yaptım bu arada. 2023 için Fed'in daha önceki raporlarda ve tutanaklarda sunduğu para politikası ve faiz politikasında iki tane daha 25'er bas faiz yapabilme durumu söz konusu. Bu iki 25 bas faizi yaptıktan sonra duracak mı? İndirime mi gidecekler? Faiz indirimi mi olacak? Faizde gerileme mi olacak? Doğru cümle bu faizde gerileme mi olacak? Diye merak ettiğim soruyu oradaki spiker hanım çok güzel bir şekilde sordu. Ve Paul o kadar sert bir cevap verdi ki hiç beklemiyordum öyle bir şey. Yani sedyede yatarken şaşırdım hastanede açıkçası. Ee, Doktor böbreklerini iklaz edebilir dedi ona şaşırmadım. Paul'un bu söylediğine şaşırdım yani. Paul dedi ki arkadaşlar faiz indirimi söz konusu değildir. Gerekirse planlanandan daha fazla faiz artışına gidebiliriz. Gelecek olan verileri görmek zorundayız dedi. Bu benim beklemediğim bir cevaptı. Bence bu piyasanın da beklemediği bir cevaptı. Ki piyasa Paul'un konuşmasıyla birlikte 25 bin dolarlara kadar çökmesi gerekiyordu. Ki Fed'in konuşmasından hemen sonra da zaten tek gündemi patlattı. Justin Sun'a dava açtılar. Benim Justin Sun'umla kankama SEG dava açmaya başladı. Tron'u da birazcık ee, bir yerlere attılar. Sekti kripto paralar üzerindeki tutumunun devam ediyor. Burada insanların bütün beklentileri çöp oldu. İnsanlar şöyle düşünüyordu. Kripto sektörüne verilen borçlardan kaynaklı batan bankaların ya da batmakla karşı karşıya olan bankaların ki biz bunu geçmiş yayınlarımızda söylemiştik fon şirketleri batmaya devam ettiği sürece ilerleyen dönemde bankacılık sistemine de zararı olacağını söylemiştik. Tabii ben zarar olacak derken bankaların batabileceğini hiç düşünmedim. Zarar olacaktır diye düşündüm. Ama işleyişi çarkı durdurma noktasına gittiler bankalarda bu batışlar, bu krediler. An itibariyle kripto piyasası üzerinde oynanan bu kara oyunun kendi bankalarına zarar verdiğini gören Amerikalı senatörler ve üyeler daha fazla kriptoların üzerinden gitmez diye düşünürken tüm dünya piyasası tam tersi bir hareketle FED hem baskısını arttırmaya devam etti. Hiçbir şekilde güvercin bir tutum sergilemedi bana göre. Aynı zamanda SEC kaldığı yerden devam etti. Just insanla birlikte devam etti ki sadece Just insan da değil konumuz. Ee, daha onun devamı da var. Onu da söyleyeyim sizlere hemen. Bir saniyenizi isteyeceğim. Yavaş yavaş gidelim. Acelemiz yok. Şimdi Sekin son dönemde kripto piyasaların başına açtığı işlere bir bakalım. Neler yapmış? Sek. Şimdi önce koyun meysten seke dilekçe gitti. Sonra Sek sushiye bir mahkeme celbi gönderdi. Önce Sushi'ye başlattılar. Ardından XRP ile arasındaki dava ile ilgili ufak tefek gelişmeler oldu. Birazcık XRP'nin fiyatını etkiledi. Sonradan tekrar XRP'de de geri geldi. Ardından SEG hiç hız kaybetmedi. Fed'in faiz kararı konuşma para politikası avu konuşmasından basın açıklamasına hemen sonra çıktı. Tron kurucusu Justin sana dava açtı. ABD'nin kıymetler başlayıcı Justin Sana da başladı. Ardından Coinbase'e SEC'ten uyarı aldı açıklandı. Ondan sonra yani SEC Coinbase'i bir kere daha uyardı. Sonra Coinbase CEO'su SEC ile futbol hakemlerini kıyasladı. Birazcık SEC'in üzerine gitmeye çalıştı. SEC yatırımcıları kripto ile ilgili olarak bir kere daha uyardı. Ve kripto para sektörüne hedef. Bunların detaylarına girecek hiç enerjim yok. Ama üstün körü ben bir geçeyim. sek neler yaptı son 2-3 günde e, Ardından yani böyle bir durum oldu. Aslında e, Fed'in tutumunu güvercin olarak algılayan piyasa ki güvercin bir tutum yoktu. E, güvercin olarak algılayan piyasayı bastırmak için seki kullandılar hemen hızlı bir şekilde. Coinbase daha sonra sekten aldı. Ee, uyarılara dayanamadı. Başka bir şeyi bahane gösterip Coinbase Algorand Staking ödüllerini askıya alması için e, aldı. Sonra Coinbase CEO'su kripto yanlısı vekillerinin seçilmesi için çağrıda bulundu. Ee, en son Coinbase'in Arginvest Coinbase hissesi satın aldı gibi haberler. Bunlar başlıca haberler. Sekin gündemimizde yarattığı derin yaralar bunlar. Tamam Şimdi Bitcoin teknik analizine de geleceğiz ama. Önce temel analizi bitirmemiz lazım. Ondan sonra tabii e, tabi bazı haberler yine var. Bunların da çok detayına girmek istemiyorum ama e, en son dolar endeksinin artmasına neden olan şey işsizlik başvuruları beklenenden daha olumlu geldi. 197.000'e karşı 191.000 geldi. Bu da Powell ve DEX için olumlu bir veri olarak geldi. Ve ardından dolar endeksi beklediğimiz 101.691 desteğine doğru gelirken bir anda tekrar yukarıya doğru hamle yaptı. Ben DXC'nin ilerleyen zamanlarda düşmeye devam edeceğini düşünüyorum. Yani dolar endeksinin şu anki yukarı doğru toparlanmasını e, anlamsız buluyorum düşmeye devam edeceğini düşünüyorum ve dolar karşısında dolarlıkların tekrar değer kazanacağından eminim Bitcoin'in de değer kazanacağından eminim ama e, tabii ki de kendi teknik analizimizi ve kendi temel analizimizi oluşturmamız lazım şimdi burada total market cap'imiz 1.171 trilyon doları denedi arkadaş 1.171 trilyon dolar bizim en baba kalemiz. Buranın kırıldı mı artık Bitcoin'in önüne geçilemeyeceği sürece gitmesi demektir. Ve Bitcoin burayı kıramadı. Ve temas olarak tam 4 defa direnç denedik. 5. direnci denediğinde kıramazsa derin bir geri çekilmeyle karşı karşıya kalmasını bekleyebilirim. Aynı şekilde Total 2 de öyle. Total 2 defalarca kez 607'yi kırdı. Ama her seferinde iğneler 607'nin altında kaldı. Buranın da artık yukarı doğru kırılımını getirmesi lazım. Total 3'te 394'ü tam 3 defa denedi. Kıramadı. Artık 4 ve 5. testleri gelecek. Bunları takip ediyorum. Bitcoin dominansı şu an itibariyle 8 direncini kırabilmiş değil. Bir kanal yapısı vardı. Düşen kanal. Bu kanalda henüz dominans olarak kıramadık. Tether dominansında da tekrar para çıkışlarını görebilirsiniz. Zaten Bitcoin şu anki market cap'ine baktığınız zaman 24 saatlik hacimde piyasada çok büyük bir korkudan kaynaklı traderların oyunda olmadığını görebilirsiniz. Market cap mükemmel. 537 milyar dolar çok iyi bir piyasa değeri son zamanlarda Bitcoin için. Seyretilmiş piyasa değerimiz 583 milyar dolar. Yatırımcının tekrar kriptoda olduğunu görmemek aptallıktır. Ama 24 saatlik hacmini arttıramayan bir kripto para var. Bunun nedeni de ben size söyleyeyim. Bunun nedeni böyle bir haber yayıldı piyasaya. Amerika bankacılık sektörünü kurtarabilmek adına bankacılıktaki güveni tekrar arttırabilmek ve çıkışların önüne geçebilmek adına ABD'nin kripto paralara erişimin engelleyebileceğine dahi bir haber sızdırıldı. Tabi bu haberin bilgisi teyit edilmiş bir bilgi değildir. Ama bu haberin piyasaya sızdırılması bile kripto piyasasında panik havası yarattı. Sekin hamleleri bu haberin yayılması derken Bitcoin e yaklaşık 26.500 dolara kadar düştü. Benim beklentim 25 bin dolara kadar bir retest yapmasıydı. Bunu yapamadı Bitcoin. Oh. Şimdi. Ben şöyle düşünüyorum kendi adıma. 25 bin doların altında bir bitcoin görmediğim sürece ve bunun altında yani 25 bin doların altında günlük kapanışı yapmayan bir bitcoin görmediğim sürece bitcoinin yönünün yukarı olduğunu düşünmeye devam ediyorum. Şu an önümüze gelebilecek tek engel, tek engel bu sızan haberin gerçeğe dönüşmesi. Eğer Amerika'dan böyle bir karar gelirse kripto erişimi kısıtlanır ya da engellenilmeye çalışılırsa hem bitcoin hem de kripto paraların çok ciddi derecede yara alabileceğini düşünüyorum bunun için de 25 bin doları kaybeden bir Bitcoin'le de satarım altcoinlerimi satarım ne kadar kardayım ya da ne kadar zarardayım bakmam her şeyimi satar oturur beklerim ama o zamana kadar benim için korkulacak bir şey yok. Kendinizi sirkeletmeyin. Boşuna panik yapmayın. Kendinizi de yormayın. Altcoin'lerde arada sırada trade fırsatları var. Bu trade fırsatlarını birazcık vücudan can bulabilirsem e, tekrar eskisi gibi arka bahçeye paylaşmak istiyorum. Ki bugün biraz can buldum. Birkaç bir şey paylaştım. Bitcoin toparlandığın onlar da harekete geçecektir. Ee, onun harici altcoin'ler şu an bitcoin'in dominansına bağlı olarak ezilmeye devam ediyor. Ki zaten altcoin rallisi yaşanmadan önce altcoin'ler ezilir. İnsanlar altcoin'lerde bezdirirler. Altcoin yatırımı yapamaz hale getirirler. Tam siz bu neymiş arkadaş dediğiniz an bütün altcoin'leri 2x, 3x, 4x yaptırırlar. O yüzden altcoin'lerin şu an biraz olsun alıp üzerine yatma dönemine geldik. Bakın bir trader olarak bunu ben söylüyorum. 25 bin dolar değil mi? 25 bin doları kaybetmediğimiz sürece aldıklarımızın üzerine şimdilik yattık. İlerleyen dönemde bunlardan para kazanacağız. Bu yattı üzerine yattıklarımızın haricinde elimizde tuttuğumuz küçük bir paramızla da piyasada fırsat veren coinleri trade edeceğiz. Yapacağımız hareket bu. Bu kadar basit. Para politikanız olmazsa bu piyasa sizi yutar. Sağlam bir para politikasıyla yolumuza devam edeceğiz dostlar. Evet, daha fazla devam edemeyeceğim. Üzgünüm. Anlatacağım birkaç bir şey daha vardı ama biraz daha kendimi hissedersen bir video daha çeker onları da anlatırım. Şimdilik bilmeniz gereken en önemli konular bunlar. Altcoin'lerde dedi. Ethereum kral hala da ayakta. Megafon'u kaybetmedi. Ethereum'da da kale 1535 dolardır. 1535 doları kaybeden bir Ethereum tekrar 1000 dolarlara kadar çökme ihtimali olan bir Ethereum'dur. Ethereum'un çökmesi altcoin'lerin zaten şu an bulunduğu yerde. %10, %20 daha gideceği hatta bazılarının %30 daha düşeceği anlamına gelir. Şimdilik bunun için panik yapacağınız bir durum olduğunu düşünmüyorum. Piyasada ciddi derecede bir yön belirsizliği var. Bir silkeleme operasyonu var. Zincir üstü verilerde bir satış baskısı görmedim. Onu söyleyeyim. Yani piyasada veri olarak, teknik veri olarak bir satış baskısı yok. Ama piyasada temel veri olarak habere kaynaklı, haber kaynaklı bir korku ve panik havası var. Bu panik havası ufak bir satış baskısı yaratabilir. 25 bin dolar altında günlük kapama gelmediği sürece hiçbir şeyi satmayı düşünmüyorum. Daha fazla ayrıcalıklar için katıl butonundan aramıza katılabilirsiniz. Herhangi bir şey olursa Twitter'dan bilgilendirmeye çalışırım. Sizi yayın açamasam bile Discord'dan ve Whatsapp'tan zaten arka bahçe ailelerini, aile üyelerimizi genel olarak bilgilendirmeye devam ediyorum. Hafta sonu öncesi Gelecek olan kapanış benim için önemli. Bir önceki hafta sonu gibi cumartesi pazar piyasayı tekrar canlandırmak isteyebilirler. Ya da tam tersi yoğun bir short işlemle piyasayı basmak da isteyebilirler. Panik yapmayın. Hafta sonunu bir görelim bakalım neler olacak. Ona göre konuşacağız. Haftada kapanışı gördükten sonra biraz daha piyasa hakkında net karar verme şansına sahip olacağız. Bu kadar sabretmişiz. Şurada iki gün daha sabredebiliriz dostlar. Kendimi iyi hissetmeyene, hissedene kadar canlı yayını açmayacağım. Bu tarz videolarla devam edeceğiz. Beğenerek ve yorum atarak destekte bulunursanız beni çok mutlu edersiniz. Kendinize çok iyi bakın. Gerçekten gönülden seviyorsunuz. Sizi hiçbir zaman yalnız bırakmadım. Hiçbir zaman da bırakmayı düşünmüyorum. Sağlığıma elverdiği sürece yalnızdayım bunu bilin bana yeter. Kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere hoşçakalın dostlar.